Merhaba kıymetli öğrenciler. 5, 6, 7. sınıflar olabilir ama 5. sınıf, 6. sınıf konularını özellikle içeriyor. Temel dini bilgiler dersi 2. dönem 1. yazılı sorularına birlikte cevaplandıralım. Videomuzun sonunda kanalımıza üye olmayı unutmayalım. Temel dini bilgileri İslam 1, İslam 2 diye kitap var zaten arkadaşlar. İki kitabımız var zaten. Evet. Birinci sorudan başlayalım. Aşağıda verilen ifadelerin karşılarına uygun seçeneği işaretleyiniz. Kadir gecesinin gündüzünde oruç tutmak sünnettir. Kadir gecesi hangi ayda arkadaşlar? Ramazan ayında. Ramazan ayında oruç tutmak nedir? Farzdır. Bu sünnettir diyor. Yanlış. Ramazan ayı aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı aydır. Doğru. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayının Kadir gecesinde 610 tarihinde inmeye başlamıştır. Oruç tan yerinin ağarmasıyla başlar. Doğru. İmsak vakti diyoruz o zamana. Fitre Ramazan bayramının ilk 3 gün verilmelidir. Yanlış. Fitre Ramazan ayında verilir. Bayram namazından önce doğan çocukların da fitresi verilir. Yani bir ay verilir. Bilerek yemek, yemek orucu bozar. Doğru. Kaç gün kaza orucu tutması gerekir? 61 gün kefaret orucu tutması gerekir. Kefaret iki defa olacak. Oruç yalnızca yemek yemenin ve bir şeyler içmenin yasak olduğu ibadettir. Burada yalnızca diyor arkadaşlar, yalnızca yemek yemek içmekten uzak kalmayacağız. Gözümüzü oruç tutturacağız harama bakmayarak. Ağzımızı oruç tutturacağız kötü söz söylemeyerek, yalan konuşmayarak. Bunu yanlış diyoruz arkadaşlar. Akşam güneşin batmasıyla o günün orucu sona erer. Doğru. İmsak vaktini niyetleniyorsunuz. Akşam ezan okununca oruç biter. O günün orucu biter. İftar, o günkü orucun bittiği ve ertesi günkü orucun başladığı zaman dilimidir. Şuraya kadar doğru. O gün orucun bittiği zamandır iftar. Ama ertesi gün orucu ne zaman başlar? Gece sahurda başlar arkadaşlar. Yanlış diyoruz. Kur'an-ı Kerim yalnızca Ramazan ayı içinde baştan sona okunur. Yanlış. Kur'an-ı Kerim her zaman okuması lazım. Her Müslümanın her gün bir sayfa Kur'an okuması lazım. Ama biraz önce de söyledik. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indiği için Peygamberimiz ile Cebrail karşılıklı Kur'an-ı Kerim okudukları için Müslümanlar Ramazan ayında çok Kur'an-ı Kerim okurlar. Ama sadece Ramazan ayında hatim indirilecek diye bir şart yoktur. Zaten bu doğru değildir. Maddi gücü az da olsa çok da olsa her Müslüman bir miktar zekat vermelidir. Yanlış. Maddi gücü olmayanlar zekat vermezler, zekat alırlar. Evet. Soruları cevaplandırırken özür dilerim arkadaşlar. Kağıda bakmadan cevaplandırmışım. 2. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kavramlarla tamamlayınız. Boşluk doldurma var burada arkadaşlar. Hemen bakalım. Ramazan geldi mi? Ailemizdeki her kişi için olmak üzere. Ailemizdeki her birey için sadaka veririz. Bu sadakaya ne sadakası denir? Fıtır. Fitre denir arkadaşlar. Buna fıtır sadakası da denir. Bazı kitaplarda öyle geçer. Ramazan ayı içinde Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir kimseden dinlemesine ne denir? Mukabele denir arkadaşlar. Hem işaretleyelim. Mukabele. Hoca okuyor, cemaat dinliyor. Cebrail okuyor, peygamberimiz dinliyor. Karşılıklı okumaya mukabele denir. Evet, fitreyi de işaretlemiştik. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona okunmasına
okunması şeklinde tamamlanmasına ne denir? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumaya ne denir arkadaşlar? Hatim denir. Evet. Her Müslümanın hiç olmazsa senede bir defa hatim indirmesi gerekir. Hiç olmazsa. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve Ramazan ayı içinde bulunan özel gece nedir arkadaşlar? Ramazan ayı gece Kadir gecesidir. Kur'an-ı Kerim Kadir gecesini inmeye başlamıştır. İslam'ın beş şartından biridir ve mal ile yapılır. Nedir mal ile yapılan ibadet? Zekattır arkadaşlar. Zekat. Biliyorsunuz namaz, oruç beden ile yapılır. Zekat mal ile yapılır. Hac, bunu biliyorsun arkadaşlar, hem mal hem beden ile yapılır. Yani hem para harcıyorsun hacca gitmek için hem bedeninizle gidiyorsunuz. Evet. Ramazan ayı içinde fitre vermenin dinin hükmü nedir? Nedir arkadaşlar? Vaciptir. Fitre vermek vaciptir. Yani vermek gerekir. Evinizde kaç kişi var? 4 kişi var. 4 tane fitre vermeniz gerekir. Bir fitre parası ne kadardır? Ramazan'da sabah ve iftar yemek parasıdır. Namazını yalnızca Ramazan gecelerinde kılarız. Hangi namazı sadece Ramazan gecelerini kılarız arkadaşlar? Teravih namazı. Teravih namazı sadece Ramazan ayında kılınır. Teravih namazı kılmak sünnettir. Evet. 3. Yanda verilen hadisi yorumlayalım. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin, yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeği, içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Yani hem yalan söylüyor hem oruçluyor. Allah onun aç kalmasına ihtiyacı yoktur diyor. Demek ki oruçtan yalan söylememesi gerekir. Bununla alakalı hemen şöyle kısaca yazalım arkadaşlar. Oruç sadece mideyi tutturulmaz. Yalan, gıybet, iftira yapmayarak ağzımızı da oruç tutturmuş oluruz. Oruçlu yalan konuşmaz. Oruç bir eğitimdir arkadaşlar. Oruçtan yalan söylememesi lazım. İftira etmemesi lazım. Allah burada bize bir eğitim veriyor. Oruç tut ama sadece mideni değil diyor. Harama bakmayarak gözünü oruç tutmuş oluyorsun. Haram dinlemeyerek kulağını oruç tutmuş oluyorsun. Yalan konuşmayarak ağzını oruç tutmuş oluyorsun. Bunu böyle uzatabiliriz arkadaşlar. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Aşağıda dini hükümler ve karşılarındaki iş ve ibadetleri eşleştirelim. Evet, eşleştirelim arkadaşlar. Ramazan'a sağlıkla ulaşmış. Evet, sağlıkla ulaşmış. Ergenlik çağına girmiş. Her Müslüman ne yapar arkadaşlar? Oruç tutar. Evet. Kalp, şeker hastalığı gibi sürekli rahatsızlıkları bulunan kimseler ne yaparlar? Kalp hastalığı varsa, şeker hastalığı varsa bunlar oruç tutmazlar. Tutamadıkları yerine ne yaparlar arkadaşlar? Fidye verirler. Fidye verirler. Bir fidye bir fitre parası kadardır. Yani bir ay oruç tutmuyorsa bir hastamız, zaten iyileşme imkanı olmayan hastalar fidye verirler. Bir fidye bir fitre parasıdır.
30 Ramazan tutmadıysa 30 tane fitre parası fakirlere vermesi gerekir. Eğer fakirse, kalp hastası, şeker hastası olan kardeşimiz o zaman para da vermeyebilir. İslam dini kolaylık dinidir. Ramazan'a sağlıkla ulaşmış küçük büyük her Müslüman kişi ne yapması gerekir arkadaşlar? Fitre vermesi gerekir. Evet. Ramazan ayı içinde grip olmuş, sonrasında hastalığı geçmiş kimseler ne yaparlar arkadaşlar? Ramazan ayında bir gün oruç tutamadı, hasta oldu, 2 gün oruç tutamadı. Ramazan'dan sonra tutamadığı günleri ne yapar? Kaza orucu tutar. Kaza orucu tutar. Evet. 5. Aşağıda verilen heceleri birleştirip bulacağınız oruçla ilgili kelimeleri yandaki şemaya yazalım. Evet. Yazalım arkadaşlar. İm ne olur? İmsak olur arkadaşlar. Hemen imsak yazdık. 1. Sahur olur. Sahur. Bunlar Ramazan'la alakalı kelimelerdir. Mu ne olur arkadaşlar? Mukabele olur. Karşılıklı Kur'an-ı Kerim okuma. İf ne olur? İftar olur. İftar. Fitre olur. Evet, şimdi çoktan seçmeli sorulara geldik arkadaşlar. Hemen şu meşhur kalemimizi alalım arkadaşlar. Peygamberimiz kötülüklere karşı kullanan kalkandır diye tanımladığı ibadet hangisidir? Kötülüklere karşı kalkandır diye bahsettiği ibadet arkadaşlar oruçtur. Oruç kötülüklere kalkandır. Oruçtan yalan söylemez. Oruçtan harama bakmaz. Oruçtan haram yerlere gitmez. Babam beni gecenin bir yarısı hava henüz karanlıkken kaldırdı. Baktım herkes kalkmış. Çok da güzel bir sofra hazırlanmış. Bu ne yeme bu ne yemeği dedim. Yarın Ramazan başlıyor ya dediler. Metinde bahsedilen yemeğin adı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Gece yenen yemeğin adı sahurdur arkadaşlar. Sahur yemeği. Teravih namazı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Ramazan ayında kılınır doğru. Yatsı namazdan sonra kılınır doğru. Herkesin kılması farzdır, yanlış. İlk olarak Peygamber tarafından kılınmıştır doğru. Teravih namazı farz değil arkadaşlar, sünnettir. Yukarıda verilen kavramlardan kaç tanesi oruç ibadeti ile ilgili değildir? Bakalım. İmsak oruçla alakalı. Gece orucu bağlıyorsunuz. Niyetlerimi başlıyorsunuz. İftar akşamleyin açıyorsunuz. Nisap değil arkadaşlar. Sahur gece kalktığınız sahur yemeği zamanı. Nisap bir tane arkadaşlar. Bu zekatla alakalı bir ibaredir, bir kelimedir. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozar? Koku sürmek bozmaz. Yıkanmak bozmaz. Bilerek su içmek bozar. Abdest almak bozmaz. Arkadaşlar bilerek su içersen kaç gün oruç tutman gerekir? 61 gün kefaret orucu tutman gerekir. Kaza orucu kaç gün? Hasta oldun, tutamadığın gün bir gündür. Kaza orucu tutamadığın gün sayısıncadır. Babam ve amcam Ramazan ayının son 10 günü. Ramazan ayının son 10 günü arkadaşlar. Bir camiye çekildiler. Arada bir onları ziyarete gittiğimde bana bu ibadetin sünnet olduğunu söylediler. Sünnet bir ibadet. Dediklerine göre gündüz oruç tutup geceleri namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okuyorlarmış. Caminin bir kenarında. Ramazan'ın son 10 günü. Bu konuşma Ramazan'da yapılan hangi ibadet ile ilgili bilgi vermektedir arkadaşlar? Mukabele değil, imsak değil, fitre değil, itikaf. Peygamber Efendimiz Ramazan'ın son 10 gününde caminin bir kenarına çekilir. Orada ibadet ve taatta bulunurmuş. Biz buna itikaf diyoruz. Evet, yazımız burada sona ermiştir.
Kıymetli öğrenciler, sizlere başarılar diliyorum.